Markaj ekibi birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Erkan Öncel programımızın bu bölümünde bizlerle olamayacak. Bir kısa işi vardı. Sizlerden de özür diledi. Kusura bakmayın. İkinci bölümde o programda olamayacak. Biz sevgili Levent Batur ve sevgili Çetin Sabır ile beraber programımızı sürdüreceğiz. Şimdi herkesin atladığı bir husus var. Bunu ben maç sonundaki yayında da dile getirdim. Bir kez daha gündeme getireyim. Şimdi bundan sonra ne olacak kısmı? Şimdi bu tabii herkesin atladığı kısım bu değil. Şimdi Vakıfköy başlı başına bir olay. Başlı başına bir organizasyon. Vakıfköy. Özlüce başlı başına bir organizasyon. Stat başlı başına bir organizasyon. Merinos başka bir başına bir organizasyon. Yani Bursa Spor'un 4 ana unsuru var. Futbol okulu, maçların oynadığı stat, Vakıfköy altyapı ve A takımın bulunduğu Özdüce İbrahim Yazıcı tesisleri. Şimdi bugün Sayın Banas gündemimizde yok demiş ama bu 20 ya da bilemediniz 25 gün önce maliyetlerden dolayı Vakıfköy Özdüce'nin kapatılarak Vakıfköy'e geçişi B planının ilk maddesi olarak yönetim kurulunun önünde duruyordu. Bunu bizzat yöneticiler kendileri ifade ettiler. Buna Bursa'daki hemen hemen bütün basın mensupları da şahittir. Şimdi şuna geleceğim. Niye bunu söylüyorum? Sizler de bunu not edin. Bursa Spor önümüzdeki yıl ciddi anlamda bir ekonomik kemer kısma durumuna geldi. Artık başka şansı yok. Ben Özdüce'den çıkıp Vakıfköy'e giderler gitmezler vesaire kısmında değilim. Şimdi Özdüce'den çıkıldıktan sonra herkesin aklına gelen şu. Oraya acaba bir AVM, acaba bir işte rezidans vesaire falan filan. Şimdi Özdüce'nin sahibi Bursaspor olmadığı ve sadece Milli Emlak olduğu için ondan dolayı oraya Büyükşehir Belediyesi ya da özel herhangi bir kuruluş ya da bir firma bir şey yapamaz. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da bir Milli Emlak'ın bir yetkilisinin gelip bunu burayı bir satışa çıkartması. Bakanlık onayıyla. Yani o çok çok kolay bir iş değil. Benim kemer sıkma faaliyetlerinde birinci kafamdan geçen ilk etapta bu kentte bir İbrahim Yazıcı stadı var. Bursa Spor zaten şu anda 5.000-10.000 kişiye oynuyor. Eğer standartları uygun hale getirilirse zaten maçlarda TFF 2'de gündüz oynanacak. İbrahim Yazıcı bir çözüm olabilir. Eğer standartları uygun hale getirilirse. Eksikler ne bilmiyorum. Orada işte yangın kapısı vesaire falan filan deniliyor. Onlar yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu birinci madde olarak ben önüme koydum. Ya yani bununla ilgili yetkililer acaba ne der? Büyükşehir Belediyesi der ki arkadaş ben o stadı yaptım. O stad öyle duracak mı? Timsayran'a işte onun yolları yapılıyor, bilmem nesi yapılıyor falan ama ciddi maliyet orası. Zaten yapıldığı zaman da hataydı. Bunu 50 kere de söyledik. Bunu dile getirmek istedim. Öbür taraftan kulübün başka bir isim adı altında devam etmesi. İşte FK, AŞ, ne bileyim SK ondan sonra gibi işte birden bir takım alınıp devam edip Süper Lig'e çıkması. Orada da şöyle bir şey, araştırdığıma göre yani elde ettiğim bilgilere göre ben o kulübü kapattım. Ondan sonra borçlardan kurtuluyorum gibi bir mantık yok. Bizim borç. Borç gene devam ediyor. Borç gene devam edecek. Yani o nasıl bir formül olacak? Şirketleşme deniliyor. Bursa Spor çatısı altında şirketleşme bu çatı altında olup başka bir yol haritası mı çizilecek? Bunların hepsini konuşmamız lazım. Levent abi buradan başlayalım istersen. Ya şimdi öncelikle Vakıfköy deyince Vakıfköy'de bence işte oraya taşın buraya taşın onlardan önce bizim Vakıfköy'deki altyapı organizasyonunu korumamız lazım. Şimdi onu da hemen söylüyorum. Vakıfköy'deki altyapı organizasyonunun korunması için artık federasyonla nasıl görüşülecek bilmiyorum. Bursa Spor'un bir kere bu elit liglerden, akademi liglerine devam etmesi lazım. Evet. Başka türlü yoksa yılda 40 maç, 30 maç, işte 3 ayda bölgesel. 2 maç, bölgesel vesaire oraya girerse şunu söyleyeyim.
Bursa Spor'u esas düşme orada olur. Ya bu şunu da ben hemen sana... Milli takım havuzunu da düşünerek konuşuyorum, evet, altyapı. Bu hemen ilave edeyim. Yani biz burada ciddi bir mesai göstermeliyiz. Kendimi de evet, bunun içine katıyorum. Hani işte EuroLeague'de falan beyaz kart mı diyorlar? Hani? White card. White, evet, card, evet, white card. İşte. Özel davetle giriyorsun. Evet, yani özel davetle giriyorsun. Yani bir yaklaşık 50 yıllık altyapı geleneği olan ve yani Türk futbolunda bu anlamda müthiş katkıları olan, hala hazırda da bu devam eden bir organizasyon için federasyonun bu anlamda bir öncelik taşıması. Kesinlikle. Lazım. Yani Bursa Spor'un ya da Bursa'da futbolun ne yarınları burası. Yani bunu bizim Vakıfköy'ü ne yapıp yapıp bir şekilde korumak ve rekabetçi liglerin içinde bunu tutabilmemiz lazım ve bu çaba bizim belki de sportif anlamda birinci önceliğimiz. Taban birlikleri dediğimiz Bursa'daki vesaire bütün o bu işin yıllarca federasyonla ilişkilerini sıkı tutan isimlerin, tanıdığımız abilerimizin, dostlarımızın bu süreçte mesailerinin büyük bir bölümünü Riva'da bu işin başında kim varsa onunla birebir geçirmesi gerekiyor. Ya kesin, başka bir şansı yok. Ya kesin şöyle söyleyeyim, ben mesela ya burada bir emek var. Yani Altınordu da bizle benzer durumda olsaydı, Altınordu içinde aynısını söylerdik. Yani evet, burada bir şeye, futbola, emeğe, evet, altyapıya, organizasyona saygı. Buradan hani ne olur? Buradan şuraya gelmek lazım. Bu altyapıyla ilgili marka değeri konusunda onu değinirim belki. Bu sporun borcu 1 milyar. Hı hı. İşte bugün Furkan Bey de şey yaptılar. Ben de bir kısmını şey yaptım. İzleyebildim konuşmalarını. Böyle hani işin mali tablo okuyabilen, verilerden anlayan, objektif yaklaşan biri olduğu zaman bir ortak dil buluyorsunuz ve anlattıkları son derece gerçekten açıklayıcı ve Bursa Spor'daki durumun vehametini çarpıcı biçimde ortaya koyucu şeyler söyledi. Tabii bugünden itibaren hani Çetin dedi, bugünden itibaren bir anda yarın planı yapmak Bursa Spor'la ilgili bu mevcut borç yapısında çok zor. Şimdi 2B ya da TFF. Yani TFF'de de zaten bu rakamlar Süper Lig içinde müthiş rakamlar. Şu an Süper Lig'de yani işte şeye açık, halka açık, Borsa Dekote 4 tane takım var. Onlar da işte bizim gibi şampiyon takımlar. O 4 takım dışında 1 milyar borcu olan başka takım yoktur. Evet. Yani Süper Lig'de yoktur. Biz bir de işte geçen sene bahsetti, 100 milyona yakın bir bütçeli takım yapmışız. Gerçekten bizim üçte birimiz, yani 30'la 40 arası olan takımlar playoff'un ilk altısı böyle. Yani biz yani ilk altıya girmiş takımların 2,5-3 katı para harcayarak küme düştük. Yani bundan daha kötü, bundan daha rezil bir öngörüsüzlük olamaz herhalde. Yani. Bu hakikaten facia bir şey. Hani şimdi şu olurdu. Yani Erkan Kamat, işte gençlerle oynuyoruz. Yine bu sene zorladık. Çocukları iyi niyetle oynadılar, olamadı. Ya eyvallah. Ne oldu? Borcumuz artmadı. Altyapı oyuncularıyla oynadık. Belki onlar daha çok popüler oldular. Ortaya çıkardığımız oyunculardan. Bu bir stratejiydi. Bir stratejiydi. Yani tamam. Ki ben o stratejide bir sorun olacağını da düşünmüyordum açıkçası. Çünkü en azından işte cumartesi günü ölüm kalım maçı olan oynayan adam pazartesi pavyona gitmez yani. Kesinlikle. Yani ya bu kadar tinesiz, bu kadar niteliksiz bir oyuncu grubu, hani sezon başından beri bunu dillendirmeye çalışıyoruz ama bir yandan da bunlara muhtacız diye bir taraftan da dilimizi ısırmaya çalışıyoruz. Onlar da öyle demiş zaten. Bize muhtaçsınız demiş. Ha, demişlerdir yani. Demişlerdir. Lanet olsun ama şey var. Neticede hani bu futbol ailesi de çok küçüktür. Her şey duyulur. Onların gelecekleri adına da bunlar neticede bir referans deşifre konusu. Deşifre oldular yani. Zaten hepsi deşifre oldular. Referans konusu söz konusu olduğunda da bunlar mutlaka ki sorulur edir, konuşulur edir. Onlar için de bunlar olumlu referanslar değil. Şunu da var, referansı da bir kenara at. Ya bir bireysel sorumluluk, sen bir kişisin. Bu 3-3,5 milyonluk bir kentte böyle bir marka değeri altında mesleğine saygı, şehre saygı. Yani bu bir şey, ahlak erdem meselesi yani.
Hani her şeyi bir kenara bıraksan. Ya profesyonel şunu her şeyi bir kenara bırak. Yani sen bireysel olarak kendine bakacaksın ki hafta sonundaki maçında en iyi performansı vereceksin. Ki bu kadar kaotik ortamda, bu kadar gerilimli, bu kadar herkesin problemli, üzüldüğü bir ortamda, sana umut bağladığı bir ortamda sen birey olarak, yani birey olarak insanların gözünde bittin. Bundan sonra ne olursan da ol yani. Bu arada pavyonla ilgili bir bilgi paylaşayım. Bir kulüp personelinin götürdüğü söyleniyor. Ya bilemiyorum Özcüce'de. Bak işin o taraflarını. Yani. Eğer, birazdan kulüp personelinden bahsedeceğim. Öyle mi? Ne? Yani ben kim olduğunu bilmiyorum ama evet. Bir kulüp personelinin bu dört futbolcuyla birlikte pavyon olayında yer aldığı bir söyleniyor. Bir mandarlık mı yapmış? Neyse artık, bu neyse. İşin hani bir yerde bu işin magazinsel kısmı ama en iğrenç kısmı iğrenç kısmı. Yani bir şeyi de gösteriyor. Hani kimlerle muhatap olmuşuz? Bu menajerler bize kimleri ittirmiş? Bunlara neden olan bu oyuncuları alan insanlar nasıl uyumuş? Neler yapmış? Yani şey ya bu işte bu hani aklın olmadığı yerde böyle bir tuhaf ilişkiler sonucu yani bu kadar insan üzülüyor ama bir tane iki tane insan da oraya seçilip gelirken eğer şehirde bir reaksiyon ya da bir dur demiyor. Yani geliyor işte 300-500 kişi oy atıyor 5000 tane üyesi yani sen oraya gidip de 2000 tane boş oy atsan ya kardeşim ben buna karşıyım tepkiliyim desen bir şeydir ya yani. Git boş oy at yani. Ama bir kulübün arkasında bir şeyin olduğunu, bugün herkes ağlıyor. Yani bir organizasyon yapıyorsun, işte sınırlı sayıda insan geliyor. Yani bugünlere gelirken de böyle de bir süreç yaşıyoruz. Yani şeye tekrar dönersek, 2B'de Bursa Spor'un ne geliri olur? Bir şampiyonluk parası, iddia parası, işte bunları topla 7-8 milyon, ondan sonra işte reklamdı, şuydu buydu falan yaratacağın gelirlerle anca bu ligde bir takımı oynatacak bir gelire sahip olabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. Bursa Spor'un mevcut bu 1 milyarlık borcunu bu saatten sonra döndürebilme ihtimali yok. Yani herkesin bir kere bunu kabul etmesi lazım. Ya yani Bursa Spor 2B'de 1 milyarlık borçla dönemez. Çünkü işte zaten sadece tahtayı açmak için bugün Furkan Bey işte şeyle timle diğer OFOS'u da katarsak 140 artı 40, 170-180 milyon gibi bir paraya gerek var falan dedi. 2B'de tahta açacaksın 180 milyona bu para nasıl bulunur, nasıl edilir? Yani konuşurken bunlar kolay şeyler. Burada benim aklıma gelen şu var. Yani bu kulüp bu borç sarmalından bu anlamda kurtulma ihtimali yoktur. Ama bu alacaklar için de neticede bir ikazdır. Yani Bursa Spor'da bugün tabii kamuyu bir kenara bırakıyorum. Devlet alacağını alır ve şeyden de alır. Yani şu an bu kulüp yapısından, mevcut yapıdan alamazsa eğer gider geçmişe yöneticilik yapanlara rücu eder. Onlardan da alır. Onu bir kenara bırakalım. Kalan diğer alacaklar konusunda burada bir pazarlık söz konusu olabilir. Yani bence ilk etapta denenmesi gereken bu olabilir. Çünkü bundan sonra Bursa Spor'dan kimse bir kuruş para alamaz. Ama bir planlama dahilinde hani geçmişe ya siz bu alacağınızın %10'unu alın, 15'ini alın, 20'sini alın kardeşim bir şey almış olursunuz tarzı bir yaklaşım, bir uzlaşı çıkarsa çıkar, çıkmazsa bu anlamda yani mevcut yapı, dernek statüsü bu anlamda ben bir çıkış görmüyorum açıkçası. Ancak şu oluyor dediğim gibi işte ya devlet alacaklarını bir kenara bıraktık, onlar boynunun borcudur kurumların ya da kişilerin. Sen o dönemde görev yapmışsın. Devlet gelir senden alır parasını. O ayrı. Ama onun dışında ne kaldı? 1 milyar 150, 10 düştük 850 mi? Ne alacağım var? 100. Ya 20'yi verebiliriz. Belki bir miktarda program falan işleri iyi giderse yapabilir. Ama onun ötesinde bir şey yapamayız. Yani bu vaka. Ya öncelikle alacaklılarla oturması lazım. Mesela böyle bir şey olabilir. Bu işe İnsanlar yan çizdi ya Bursa birileri bu parayı çıkar. Bu para çıkmaz. Çıkmaz. Ya bu para çıkacak bir para değil. Yani ondan sonra aklıma gelen bir başka alternatif noktası o da dernek statüsünde olmaz. Bu marka değeri. Yani şimdi geçen hafta Çetin'le de konuştuk. Chelsea 4 milyon 250 4 milyon 300 bin pound'a satıldı. Ve satarken 2,5 milyarı kulüp
Diğeri kadın, altyapı vesaire gibi işte şey kadın futbolu, diğer altyapı gibi rakamlara verildi. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Bursa Spor Vakıfköy tesislerinde kiracı bir 49 yıllık mı? Galiba. Öyle bir kontratı vardı bildiğim kadarıyla ya da belirli bir kontratı var diyelim oranın kiracısı. Şimdi orada bir organizasyon, orada bir sahalar. Bunlar parayla pulla elde edilecek şeyler değil. Yani buraya yatırım yapılabilir mi? Bu anlamda belirli kişi ya da kurumlar yurt içi, yurt dışı yani yurt içi için bilemem ben yurt dışı. Yani bunların konuştuğumuz şeylerin tamamı farazi ama bunları bir noktada olgunlaştırıp tartışabilmek de gerekiyor. Yani Bursa Spor'un marka değerinin ben borçlarından çok daha öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu kulüp Türkiye'nin 4. büyük kenti, müthiş taraftar potansiyeli var. Ne olursa olsun ciddi bir altyapı organizasyonu var ve 59 yıllık da buraya kadar getirdiği bir markası var. Ama dediğim gibi yani yeni yasayla beraber yani dernek statüsüyle zaten yasada diyor ki artık sen şey yap en kısa vadede şirket ol. Yani giderek bir kulüplerin çok kulüple aynı yere gelecek çünkü hani mevcut bu borç yapısıyla falan bu yasayla kulüplerin entegrasyonu önemli bir kısmının mümkün değil. O yüzden bu taraftan böyle bir şey düşünülebilir. Yani şu anki bir alternatifler olarak gözüken hepsi çıkmaz olursa orayı bilemem o zaman farklı alternatiflerde belki tartışılabilir. Ama evet. Yani şu an net söyleyeceğimiz bir şey bu kulüp 1 milyar borçla yaşayamaz. Kesinlikle. Yani Bandırma Spor maçının son düdüğü burada hep bağırıyorduk. Yani 7-8 senedir işte bizim görmek istemediğimiz ya da insanların hani neredeyse gözüne sokar biçimde batıyor bu kulüp, gidiyor bu kulüp dediğimiz nokta oradaki son düdükle beraber aslında hani şeydik ya entübeydik ya. Çıt. Evet. O düdük bu. Bu ses yani. Çıt. Teşekkür ediyorum sevgili Çetin. Şeyden mi başlayalım? Şimdi bu arada son 10-15 dakika, tamam. 10 dakikalık bir sürecimiz kaldı. Tabii futbolcular deşifre olduğuna göre bilmiyorum. Seninle konuşmadık yayın öncesi. Personel de bellidir. Ama, ben bilmiyorum ama burada personeli. Bir şey var. Bizim personel yapımız da Bursa Spor'un aslında kanayan yaralarından biridir. Ki geçmiş dönemlere bakarsan onların haklarıyla ilgili, verilmeyen maaşlarıyla ilgili defaatlerce yazılarda yazdım. Burada ekranlarda da çok haklarını savunmaya çalıştık. Kesinlikle. Ama bazıları var ki gelen yönetimle iyi geçinip bunların işi bittiğinde kongre salonunda yeni seçilen başkan ve yönetiminin el öpmeye kadar varacak derecede yalakalık yapması benim bu bir Bursa sporlu olarak kabul edebileceğim bir durum değil. Yani sen yaptığın işle veya kabiliyetinle orada duruyorsan onları geliştir. Herkese eşit hizmet ver. Bırak seni millet takdir etsin. Ya kardeşim sen üzerine başka bir rol niye çalmaya çalışıyorsun? Veyahut da işte atıyorum yaptığın hareketle neyi garanti altına almaya çalışıyorsun ben onu anlamıyorum. Bak, takip ediyorum. Bir kulübün içerisinde bazı kişiler var ki Bursaspor'un kötü gidişiyle ilgili ufak da sorumlulukları var. Yani onlara haber kaçırmalar, bilmem neler, içeride bir organizasyon kurmalar falan filan. Mevcut başkan ve yönetiminin bu konuda bir şansı var. Yeni göreve geldiler. Daha önce böyle bir camia içerisinde varlıkları yok. Bunları tespit edin. Gerekiyorsa gelin bizden bilgi alın. Biz verelim. Siz içeride değerlendirin, ona göre de önlem alın. Yani oradaki şey de sıkıntılı bir durum yani. Personel tarafındaki durum. Şimdi yönetimsel hatalara desteklemek adına bir şey söyleyeceğim. Mesela sezon başladığında tabii Bursa Spor'un çok iyi başlayamaması, işte orta sıraların biraz altında, küme düşmenin üstünde gezinirken aşağıda bir Keçiören Gücü dibe gittiğini gördük. İşte Manisa'nın bir oradan çıkamadığını görüyorduk. Bolu gene oralarda kıpraşıyordu. Adana keza öyle. Denizli uzun bir süre oralardan çıkamadı. Bak şimdi Keçiören Gücü bir tek hoca değiştirmiş. Bir tane hoca değiştirmiş. Bir iki de ara transfer yapmış ihtiyacına göre. Neredeyse birkaç hafta daha olsa playoff'a gidecek. Bir oyuncusunu Fransa'ya satıyor. Evet.
Şimdi Manisa. Onlar da bir tane hoca değiştirmiş. Bir iki de ihtiyaç... 77 numara mı? Galiba. Olabayın mı? Bakacağım şimdi. Olabayın. Manisa'da bir hoca değiştirmiş. Bir iki ufak ihtiyaç transferi yapmış. Onlar da şeyi zorladı. Adana. Adana'da bir tane hoca değiştirdi. Evet. Bir iki tane de böyle siyahi futbolcu aldılar. O da şeyden sıyırdı. Denizli. Bir tane hoca değiştirdi. Onların da transferi kapalıydı. Bir hoca değiştirdi. Yok. Bir bizden Fatih Tekke gitti, sonra Yusuf Bakkal gitti. Sonra onlar da kısa sahada transfer tahtası da kapalı bu. Şimdi böyle bir değişim yaratan bir sayısı da hani öteki tarafa da bakarsan Gençler Birliği de öyle transfer tahtası kapalı bir şey yapmadan öyle bir yürüdüler. Ankara'yı bile kapalı diyor. Şimdi bizde ne durum tespiti yapabildik, ne ihtiyacımızı belirleyebildik. Tamamen popülist, işte isimli hoca, isimli futbolcu, böyle paralar uçuş. Hayır, bir yerde duramadık. Duramayınca da buna da tepki veren de az oldu. Yani az oldu. Çünkü Bursa kentinin büyüklüğünden dolayı yani insanlar da birbiriyle ilişikli, aman ayıp olur falan oldu. İşte yok aman onunla bulaşmayayım, yok bilmem ne. Şimdi durum tespitinde ne yapacağız? Onu biz karar veremeyiz ki. Biz şimdi ancak bir aktör olabiliriz. Varsın birikimimiz, gözlemimiz, şeyimiz, datamız, gider yapacak olanlara sunarız. Dolayısıyla Bolu'da da enteresan bir olay var. Bolu'yu da es geçmeyeyim. Çünkü futbolun içinde siyaset girmesin diyoruz ama giriyor maalesef. Bunun dozajı ne kadar olduğu tepkilere belirliyor. Ama şimdi Necip Çarıkçı diye bir başkanı göreve çağırıyorlar geçmiş dönemde. Başka bir siyasi görüşten, mevcut belediye başkanı başka bir siyasi görüşten oturup nasıl toparlarız ve ligde kalırızı toparlıyorlar. Verirler 4 haftada. 5 maçta 12 puan aldılar. Bir arada bir kaybettiler galiba. Arada bir Ümraniye'ye kaybettiler. Ligde kaldılar. Şimdi oturup eğleniyorlar. Seviniyorlar. Bizde bu tip birlikteliği sağlayıcı ne istişare kültürü var ne de bunu destekleyecek veya ön plana çıkaracak bir lider eksikliğimiz var. Şimdi bugünkü konuşmalardan şeyi de dinledim Sayın Başkan'ın. Aslında dedim ya çok şeyi anlatabilirdi ama başlıklar halinde geçti. Sıkıntılarımızdan bir tanesinde mevcut yapıdaki genel kuruldaki tercihlerimizin de bir şekilde bu kötü gidişe yol verecek şekilde olmaması gerektiğini dile getirmeye çalıştı. Yani aslında bunun kaynağının genel kurulda yapılan tercihlerden de oluştuğunu söylüyor. Şimdi yasa çıktı. Yani tebliğler yayınlanmadı herhalde. Daha alt evet, evet. Yayınlanmadığı için kulüplerde nasıl bir tavır alacağıyla ilgili herhalde şu anda daha belirsizlik var ama bizim bu haldeyken yapabiliyorsak Sayın Divan Kurulu'na da bir öneri şeklinde olsun. Daha bir iki senemiz kaldı Divan Kurulu'na girmeye inşallah nasip giderse. Bir tüzük çalışması yapmamız lazım abi. Yani benim gördüğüm ihtiyaç. Zaten şu yeni yasaya göre bütün kulüpler yapacak. Yapacak ama şeyimiz belli değil. Şimdi bunları nereden kesin bir kanaatle öneri sunuyorum. Başkan da Sayın Banaz da dedi ki bu yasanın dedi Bursaspor'un mevcut durumu ile ilgili aşılmaz durumunla burada yapacağımız yani bu şeyin belirleneceği kadar olan dönemde bir şeyler yaparsak kent olarak dedi maddi anlamda işte mali veya yönetimsel anlamda o oluşuma biraz daha rahat gitme şansımız olur dedi. Yani şehre bu şekilde ya katkı yaptı. Ondan benim anladığım bir kaynak yaratırsak ya en azından bu borçlarla değil de belli maddelerini aşabiliriz. İşte o belki de benim burada aklıma gelen onun aklına da geliyordur. Hani borçların yayılması, yapılandırılması ya da işte iskontolar istenmesi var. Yoksa şunu söyleyeyim, buradan net biçimden söyleyeyim. Yani bugünden itibaren kimse bu spordan bir kuruş para alamaz yani. Evet. Şu an gelinen nokta o. Tabii. Yani işte federasyon bir üst ligde biraz daha fazla yani yayın geliri burada 10-15 oradan geliyordu falan filan neyse işte. O da gitti. Yani bir şeyler geliyordu. Burada her şey gitti. Yani sadece bu şampiyonluk parası. Şampiyonluk parası var. Bir de işte iddiada falan yer aldıkça orada da 2B her hafta yer alıyor mu evet. Bilmiyorum.
kaç hafta yer alırsa oradaki galibiyet beraberlik durumuna göre de oradan bir para gelir. Başka net üzerine işte temlik koyacağım, ben paramı alacağım diyeceğim Bursaspor'un hiçbir geliri şu an itibariyle yok ya. Yani. O yüzden de hani eğer bu markayı sürdürebilmek anlamında yani bu sürdüreceksek eğer bu alıcıların da buna bir kulüpten alacaklı olanların da bir yere gelmesi lazım. Gelmezlerse de kendi bilir. Kendi bilir noktasındayız. Evet. Ben de katılıyorum ona. Çünkü dönecek, hareket edecek hiçbir alan kalmadı. Yani. Yok yani. Dolayısıyla bu kulübün eğer yaşamasını istiyorsa ciddi bir camianın çalışması gerekiyor. Kesin biz, yani şunu söyleyeyim Çetin, fazla girdim ama şunu da söyleyeyim. Yani gerçekten bütün herkesin bu yük belli bir yönetimin 10-15 kişinin falan filan yani. Böyle kotaracağı edeceği nokta değil. Herkes bilgi birikim ve etap etap toplantılarla bir yerlere gelebilmemiz lazım. Her kesimi dinleyerek yani Bursaspor'un tüm paydaşlarını herkesi bir dinleyerek bir sonuca varılması gereken bir noktadayız açıkçası. Evet, topu açıkçası yere indirdik. Bunun dibi yok. Biz dibin dibini gördük. Bunun aşağısı artık yok olmaya doğru gidiyor. Takımın, kulübün yok olmasına gidiyor. Eğer burada da inat edecek, o benim adamım, şu benim adamım, şu benim kardeşim, o olmasın, bu olsun diye niyeti olan varsa kulübün gidişini hızlandırma anlamında elinden geleni yapmış olur. Dolayısıyla Bursaspor'un bundan sonraki şeyi 1-2 hafta içerisinde belli olur herhalde ne yapacağımızla ilgili. Çünkü ben Sayın Furkan Banaz'ın da hani çok fazla görevde kalma ile ilgili isteğinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nazik dille böyle söylenir. Onu da kendisi ifade etti. Durumu 10 Haziran'da muhtemelen denetleme raporları çıkacakmış. O şekilde bilgi verdi. Dolayısıyla suistimaller varsa kanunsuz para çıkışları falan bunlar üzerinde bir takım hukuki yasal işlemlerin başlatılacağını söyledi. Ama Bursa kenti olarak daha fazlasını yapmamız lazım. Her şey bizim gözümüzün önünde oldu. Biz 150 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Kimin ne yaptığını herkes biliyor. Dolayısıyla her şeyin yasal mecrada sonuç bulmasına gerek yok. Biz eğer vicdanlara mahkum ettiğimiz insanlar varsa biz bunlara da gereken tepkiyi yasal ve demokratik yoldan göstermeliyiz. Gerekiyorsa kulüp üyeliğinden ihraçlarını isteyebiliriz. Bir daha Bursaspor camiası ile ilgili ilişkilerini kesebilmeliyiz. Bunları yapmazsak bir de genel kurul bilmiyorum tabii sadece seçimli mi toplanır? Bir genel kurul toplanabilir. Bursaspor'un geldiği durum tarihinde olmamış bir durum. Bununla ilgili herkesin görüşü alınabilir. Yani ben Sayın Banaz'ın da protokol tribününde bugün basın toplantısında Seleznov konusunu bahsederken çektiği ızdırabı anlatırken üzüldüğüm kadar protokol tribününe gelip Sayın Banaz'da futbol konuşan Mesut Meslan'ın da aynı acıyı çekmesini isterim. Veya aynı üzüntüyü yaşamasını isterim. Şeyi anlattı. Seleznov'un durumunu anlattı ki biz tek konuşan kişiydik. Daha o akşam transfer tahtasının açıldığı günün akşamı. Dolayısıyla yani bazı şeyler mesela bir öneri de buradan sunuyorum. Bütün kulüp başkanlarının fotoğraflarının asılma hikayelerinin genel kurul onaylı olmasını önerebiliriz. Yani her başkanlık yap asma kardeşim. İbra olmamış başkanı asmayalım mesela. Bir öneri düşünerek söylemedim. Yani bir şeyler hani anlatıyorsak ki bugünkü basın toplantısında da genel anlamda o sonuç çıktı. Herkes burayı basamak olarak kullanmış diyor. Doğru. Bunu tespit etmeyen yok. Ama bununla ilgili ne yaptık onu düşünmeliyiz. Ya, genel kurulların özellikle üst kurulların, divan kurulunun işte atıyorum her türlü daha önce Bursaspor'a sevilen, sayılan, sözü dinlenen insanların bazı fikirlerini almamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde akşam sosyal medyada da attım. Aynı kafayla devam edersek bu işin sonu yok olmaya kadar gider. Ya burada şu şey önemli. Yani kulübün bir işte röntgeni gibi bir mali tablosu çıksın. Onu yani zaten hani yaklaşık
bizler yaklaşık vakıfız ama net biçimde... Ona da gene biz bakacağız Levent abi. Hayır, net biçimde bu ortaya çıkar. Bu ortaya çıktıktan sonra da bunun üzerine işte tartışmalar geliştirilir. Ben burada konuştuklarım simultane, hatta buraya gelirken ya hep sürekli kafamızda düşünüyoruz. Yani bu takım buradan nasıl döner noktasında. Şehir içinleri belirli kişi gruplarla mutlaka yoğun bir istişare trafiğinin kurulması gerekiyor ki hani divan olarak biz de mutlaka bunları yapmamız gerekiyor. Yaparız da zaten. Yani çıkış yolları aslında şeyler de çok da fazla değil. Bunların hepsini tartışıp bir konsensusa varmamız da gerekiyor. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Konusu kötü ama fikirleri güzel bir programdı. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah izleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Ne acıtıyor biliyor musun? Yaklaşık kaç ay önce, buradan 5 ay olsa, oradan 4 ay, 9 ay önce geliyoruz diye yola çıktık. Geliyoruz, düşüyoruz oldu, düştük oldu. Düştük oldu ya. Ne kadar acı bir şey maalesef, biliyor musun? Maalesef. İnsanların akıllarıyla böyle oynanır. Oynadılar. Biz de oynanmasına izin verdik. Helal olsun yani. Demek ki biz de yeteri kadar tecrübeli değilmişiz. Her yaş, her gün yeni bir tecrübe oluyor. Vallahi. İnsanlar yani. Ölene kadar tecrübe edilir. Evet. Çok teşekkür ederiz sevgili seyirciler, sizlere de bizleri izlediğiniz. Programımızın sonunda bir kısa VTR'miz var. Tarih Yazıcı belgeselinden İbrahim Yazıcı'nın hayatını, merhum başkan İbrahim Yazıcı'nın hayatını anlatan Tarih Yazıcı belgeselinden bir kesitle programımızı kapatıyoruz. Bugün Tarih Yazıcı sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. 16 Mayıs 2010 şampiyonluğun 12. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanmış bir video. Bir kez daha rahmetli merhum şampiyon başkan İbrahim Yazıcı'yı anarak bugünkü programımızı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın efendim. Rahmetli İbrahim Yazıcı'yı anlatmak lazım. Yani dik duran, dik duruşlu başkan, şampiyon başkan. Tekrar o takımı ayağa kaldırmak, ayakların üstünde durmasını sağlamak, maddi manevi güçlendirmek ve şampiyon olacak boyuta getirmek öyle her baba yiğidin harcı değil. Bu inananların bir zaferi. Takım olarak, yönetim olarak, taraftar olarak, teknik heyet olarak. İşte bu inancın zaferi. Bursa zaten buna layıktı. Bence daha evvel bile gelmeliydi ama nasip bugüneymiş. Yani gözlerim açık gitmeyecek. Ben bunları gördüm.